tarihte olmayan bir ülke. Birinci Dünya Savaşı'nda meşhur İngiliz komutanlar, İngiliz idareciler masa başında oturup da Orta Doğu'nun haritasını kalemle çiziyorlar ya. O zaman çizilmiş, sınırları düz bir şekilde çizilmiş bir sonradan yapılmış ülke Ürdün. Ürdün'ü yapmalarının, Ürdün'de bir devlet oluşturmaların iki fonksiyonu var. İngilizler bunu iki amaç uğruna yapıyorlar. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Şerif Hüseyin'i kafalamışlardı tabiri yerindeyse. Osmanlı'ya karşı mücadele etmesini söylemişlerdi ve Şerif Hüseyin savaş boyunca Osmanlı'yla mücadele etti. Osmanlı'ya karşı savaştı kuvvetleriyle birlikte. Ardından savaş bitince İngilizler bu emeklerinin sonunda Şerif Hüseyin'e büyük Arap krallığını vereceklerini vaat etmişlerdi. Savaş bitince Arap krallığını Suudlara verdiler, Suud ailesine. Şerif Hüseyin'in Haşimi ailesine verecek bir şey ortaya çıkarmaları lazımdı. Bir ülke çıkarmaları lazımdı. Şerif Hüseyin'in ağzına bir parmak bal çalacaklar. Bu sebeple Ürdün Haşimi Krallığı diye bir krallık oluştururlar. Ve buranın başına da Kral Şerif Hüseyin'in çocuklarından birini koyarlar. Çocuklarından diğerini de Irak diye başka bir devlet oluştururlar. O oluşturdukları Irak devletinin başına da diğer oğlunu koyarlar. Böylece Şerif Hüseyin'e bak biz sana bir krallık demiştik ama iki tane verdik. Lütufkar İngilizler. Birinci fonksiyonu Şerif Hüseyin ailesini, kabilesini ödüllendirmek. İkinci fonksiyonu ki daha elim olanı budur. Osmanlı bölgeden çıkmış, çıkacağı garanti olmuş. Orada bir Yahudi devleti kurulacak. Fakat orada yaşayan Müslüman nüfusun azaltılması lazım. Evlerinden, yurtlarından çıkarılan Filistinlilerin konulacağı bir ülke oluşturuldu. Ürdün. Ürdün'ün nüfusu yaklaşık 7,5 milyondur. 5 milyonu Filistinlidir. Başkenti Amman buraya 2 saatlik, 1,5 saatlik mesafede. Ama Ürdün sınırından geçeceksin, İsrail sınırından geçeceksiniz derken o 1,5 saatlik mesafe yaklaşık 4-5 saati buluyor. İçin son derece önemli. Sağ tarafınızdaki o tepeler Ürdün toprağı demiştik. Dibindeki bölgeden Ürdün Nehri akıyor. O yüzden yeşillik oralar demiştik sağ taraf. Ürdün Nehri üzerinde oranın adı Şeria Nehri. Şeria Nehri'nde Vaftizci Yahya diye bir Yahya var. Ve Vaftizci Yahya insanları Tanrı'nın yoluna çağırandır. Hazreti İsa'nın zamanı. Bakın kırmızı tabelaların içine giriyoruz. Eriha'ya, Filistin toprağına girmiş olduk kırmızı tabelaların içine girerek. Vaftizci Yahya ile Hazreti İsa'nın buluşması var. Hazreti İsa onun da kendisini vaftiz etmesini ister. Vaftizci Yahya benim size gelmem gerekirken siz bana mı geliyorsunuz efendim der. Kabul etmez öncelikle vaftiz etmeyi ancak Hazreti İsa ısrar eder ve vaftiz olur. Hristiyanlar için önemli noktalarından birisi Eriha'nın, Vaftizci Yahya'nın vaftiz noktası nehrin üzerinde. Bundan sonra da sağ tarafınızda bulunan, sağ ileride bulunan dağın önemi var. Dağın eteklerinde duracağız zaten. Dağın adı Temptation. Temptation Dağı. Temptation baştan çıkarma, yani yolundan çevirme, yoldan çevirme olarak söyleyebiliriz.